1 Mayıs İşçi Bayramı Çankırı'da coşkuyla kutlandı. Petrol İş Sendikası Çankırı Şubesi öncülüğüyle gerçekleştirilen yürüyüşe pek çok sendika üyesi katıldı. Çankırı Postası ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar sevgili Çankırı halkı. Bugün günlerden 1 Mayıs Çarşamba. 1 Mayıs demek işçinin ve emekçinin bayramı demek. İşçinin ve emekçinin bayramı demekse tüm Türkiye'de olduğu gibi Çankırı'da da bugün an itibariyle bir yürüyüş gerçekleştirilecek demek. Bu yürüyüşe şu anda Çankırı Petrol İş Sendikası'nın öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Yürüyüş yaklaşık saat 11.30 sularında başlanması bekleniyordu. Lakin kalabalığın yavaş yavaş artmasından dolayı görevli arkadaşlar biraz daha geciktirme kararı aldılar yürüyüşü. Petrol İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, yürüyüş öncesinde Çankırı Postası televizyonu mikrofonla yaptığı açıklamalarda insan onuruna yakışır bir şekilde çalışmak istediklerini belirtti. Bugün işçi bayramı, 1 Mayıs işçi emekçinin meydanlarda olduğu haklı taleplerini meydanlardan siyasilere, kapitalist düzene, işverenlere, çarkları döndürenlere duyurması gerektiği bir gün. Bugün Sümitom olarak Petrol İş olarak sahadayız. Bütün sendikalar davetlimiz. Gelenler var, gelmeyenler var. Herkesten Allah razı olsun. Ama bugün bütün sendikaları buraya bekliyorduk biz. Hepsine de davetiye gönderdik. İsterdik ki birlikte yapalım. Ama kamu sendikaları yanaşmıyor. Özel sendikada tek Petrol İş var. Petrol İş'te 2400 üyesiyle şu an sahada. Çok güçlü bir yapımız var bizim. Sumitomo ile devam eden bir sözleşmemiz var. Sözleşme arefesinde dün itibariyle grev kararı aldık. 29 Mayıs'ta grevimiz var. Bu biraz da o yüzden canlı geçecek 1 Mayıs. Çünkü çalışanlar çok kararlı. İstedikleri bir ücret seviyesi var oraya erişmek için. Biz de sendik olarak, şube başkanı olarak çalışanlarımın en taban ücretini bir seviye çekme gayretindeyim. İnşallah onu başarılı olacağız. Eğer işveren yanaşmıyorsa, vermiyorsa da şu an bu bizim grev provamız. 1 Mayıs meydanlardayız. Meydana gittiğimizde konuşma daha da bir kalabalık olacak. O bizim grev öncesi bir grev programımız olacak. Greve çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasını orada canlı bir şekilde haykıracağız. İşveren de görecek. Eğer işveren göz alıyorsa bizi greve çıkarır. Alamıyorsa taleplerimizin tamamını karşılar. Masada biz bunu bitirmek istiyoruz. Biz masada müzakereyle bitirmekten yanayız. Ama işveren bugüne kadar 7-8 toplantı yaptık. Taleplerimize yaklaşmadı. Çok komik rakamlar teklif etti. Çok alt seviyelerde. Bu lastik işçisine yakışır, onuruna yakışır bir ücret değil. Çok kötü seviyelerde. O yüzden bizim lastik sektörün bir seviyesi var. Biz şu an onun altındayız. Yeniyiz diyorlar. Yatırım yapıyoruz diyorlar. Lakin biz 10 yıl oldu. Üçüncü sözleşmemiz. Birinci sözleşmemiz bizim kurucu sözleşmeydi. İkinci sözleşmemizi biz onarıcı sözleşme olarak nitelendirdik. Belli bir seviyeye çıktık. Bazı hakları oturtturduk. Fakat bu üçüncü sözleşme bizim kalıcı sözleşme olacak. O yüzden sözleşme arefesinde grev öncesi bu 1 Mayıs çok önemli. 1 Mayıs'ın tarihi de çok önemli, anlamı da çok önemli. Değişik yerlerde 1 Mayıs'lar kutlanıyor fakat devlete isyan niteliğinde kutlanıyor. Biz bunu çok fazla da tasvip etmiyoruz. Legal ortamlarda taleplerimizi iletebiliriz. Birlikte sloganlarımızı atarak, birlikte yürüyerek kapitalist düzenin çarklarını tıkayacağımızı bu kalabalıklarla göstererek de taleplerimizi alabiliriz. Ama değişik yerlerde değişik yöntemler olabiliyor. Bunları saygıyla karşılıyoruz. Fakat Çankırı'nın yapısına, Çankırı'nın yarenlik kültürüne uygun biz bir Mayıs yapmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi davullu, zurnalı, halaylı, müzikli bir şekilde, şölenli, sazlı, sözlü bir şekilde 1 Mayıs'ımızı kutlayacağız. Meydandan mesajlarımızı vereceğiz. Siyasilerimize mesajlarımız var. Çünkü sorunlarımız var. Geçen yıl 1 Mayıs'ta da biz siyasilere mesajlarımızı ilettik. Doğru bir mesaj iletmişiz ki rahatsız oldular. Geldiler, rahatsızlarını dile getirdiler. Olsunlar, olmaları da gerekiyor. Çünkü ben onlar rahatsız olsun diye zaten mesajlarımı veriyorum. Çünkü bizim organize sanayimizin konut sorunu var. Organize sanayimizin ambulans sorunu var. İtfaiye sorunu var. Bu sözler hep veriliyor ama giderilmiyor. Yani önce fabrikayı kur, sonra altyapısı gelir arkadan. Bu doğru bir mantık değil. Bunun ceremesini de işçi olarak biz çekiyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi işçiler birleşirse dünya yerinden oynar diyoruz. Bu işçiler gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Çünkü biz lastik emekçisiyiz. Lastik yapıyoruz. Karbon karası derler ya, hani kömür karası değil, ekmek parası diye maden işçisi. Biz de karbon karasını ciğerlerimizle çekiyoruz. Lastik kokusunu ciğerlerimizle çekiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyoruz. O yüzden biz sendik olarak, şube başkanı olarak, ben Halil İbrahim Topçu olarak bir temel seviye belirledik. En düşük operatörümüz
30 bin net ücrette 40 bin yanlarla 45 bini görmesi lazım. Bu belki Çankırı şartlarına göre yüksek gibi görünebilir ama ekonomiye göre, alım gücüne göre yüksek değil. Biz buraları görmeden sözleşmeyi bitirmeyeceğiz. Grevse grev dedik. Grevden de biz geri durmuyoruz. Grev demokrasinin bir olmazsa olmazıdır. Grev kullanılmasını bildiği zaman iyi bir silahtır. Neye karşı silahtır? Kapitalist düzene karşı. Uslanmaz, arlanmaz, kar hırsıyla büyüyen işverene karşı grev güzel bir silahtır. Bizim de grev hakkımız var. Grev hakkımız var. Demokrasinin gereği grev hakkımız. Çünkü bizim yüksek hekem kurulumuz yok. Grev hakkımız var. O yüzden her şey kanuni sürecince biz yürüttük sözleşmemizi. Bu 1 Mayıs'a geldiğimizde de sözleşmemizi bitiremedik maalesef. Masadayız. Müzakereler devam ediyor. Eğer ki biz masada anlaşamazsak, grev gününe kadar istediğimizi karşılayamazsak biz bu greve çıkmaktan çekinmeyeceğimizi söyledik. Davul zurna eşliğinde kucaklama taşı mevkiinden yürüyüşe geçen kortej belediye meydanına kadar ilerledi. Tabii bu işçiler ne istiyor? Sayın Topçu'nun yaptığı açıklamalara göre yoksulluğa karşı, hayat pahalılığına karşı, vergide adaletsizliğe karşı siyasilere bazı mesajlar vermek istediklerini söylediler. Öncelikle. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz şu anda bu yürüyüşte? Şu an çok mutluyuz. İşçi bayramında bu yürüyüşün faydalı olmasını, düzü haklarımızın alınmasını istiyoruz. Kutumu işçisi geliyor. 1 Mayıs bizim bayramımız. Meydanlar bizim bayramlarımız diyorlar. Yürüyüş sonunda meydanda toplanan işçi ve ailelerine seslenen Topçu, davetlerine katılmayan siyasileri adeta yerden yere vurdu. Seçim öncesi verilen konut vaadinin hala yerine getirilmemesini eleştiren Topçu, ambulans sorununun dahi çözülemediğini vurguladı. Meclis çalışmalarında halkımızın ve işçi sınıfının işte bu gerçek sorunları tartışılmalıdır. Taleplerimize ve emekçilere sırtta kambur olarak bakılamaz. Emeğin sesine kulak verilmelidir. Geçen yıl da 1 Mayıs'ta yaptım. Bu meydanda ön tarafta tüm siyasiler diziliydi. Neden biliyor musunuz? Bizim oylarımıza ihtiyaçları vardı. Şu an hepsine de davetiye gönderdim. Grup başkan vekilimizden Pelin Hanım'a, diğer bütün siyasilere şu an yeri geldi söylüyorum. Neredesiniz? Seçim yok. Bitti. Ama meydanda sadece işçiler var ve sorunları var. Yazıklar olsun. Şimdi Çankırı'da bulunan tüm emekçileri bugünlerde meydanda olmaya davet ediyorum. Ayırmaksızın dedim. Emeklisi, işçisi. Çünkü emekliler beli kırılmış. 11 lirayla geçinemez hale gelmişler. En son seçimde de bir ders verdiler. Demek ki bunu dikkate almak gerekiyormuş. Bizim sorunlarımız var dedik. Organize sanayinin sorunları var dedik. Sumutomo işçisinin konut sorunu var dedik. Yıllarca bana söz verip konut sorunu çözmeyenler seçimlerde vaat ettiler. Şu an göremiyoruz. Bizim konut sorunlarımız çözülmedi. Ambulans sorunumuz çözülmedi. İtfaiye sorunumuz çözülmedi. Biz siyasilerimizden bu sorunlarımıza çözüm bekliyoruz. Lütfen organize sanayinin sorunlarına el atın. Yakın kent organize sanayi dolmaya başladı. İşletmeler geliyor. Bu güzel bir şey. Çünkü büyük şehirlerin depremden dolayı boşalması lazım. Kimse yarenlerin has yüzüne hayran olduğu için gelmiyor. Açıklamalarını sürdüren Topçu, işverenin kendilerine sunduğu ücretin komik seviyede olduğunu belirterek, Sumitomo Lastik Fabrikası'nda 29 Mayıs gününe kadar işverenle aynı paydada buluşulmaması durumunda bütün sendika üyelerinin grev haklarını kullanacağını ekledi. Bizde de işçilik ucuz diyor birileri, biz hayır diyoruz. Biraz sonra gireceğim Sumitomo işine. Biz yaptığımız sözleşmelerle ne kadar ucuz olmadığını, yarenlerin, emeklerinin o kadar bedavaya da sömürülmeyeceğini onlara göstereceğiz. Biz Sumitomo'yla sözleşme arafesindeyiz. Biraz oraya derinlemesine girmek istiyorum. Uzlaşmaz tavrı, işverenimizin kapitalist düşüncesi
bizi canımızdan tak ettirdi. 7-8. Toplantımızı yaptık. Bu işçilere, yarenlere reva gördüğü ücretler açlık sınırlarının biraz üzerinde. Biz bir şey sloganla yola çıktık. Biz yoksul olmak istiyoruz dedik. Çok mu şey istedik arkadaşlar? Sadece yoksul olmak istiyoruz dedik. Yoksulluk sınırı her geçen gün yükseliyor. Bizim taleplerimiz aynı. Burada işverenin uzlaşmaz tavrına biz 4 aydır masada müzakereyle karşılık verdik. Müzakere olmazsa biz bunun karşılığını gösteririz dedik. Sonuna kadar süreci yasal bir şekilde kullanacağız dedik. Fakat geldiğimiz süreçte işverenimizin teklifleri, talepleri bizi doyurmuyor. Lastik işçisine, lastik emekçisine, o karbon tozunu yutan lastik yarenlerine yakışmayan ücretler olduğu için dün itibariyle arkadaşlar, dün itibariyle grev kararımızı aldım. Tüm yarenlere hayırlı olsun. Üçüncü sözleşmemiz kalıcı sözleşme olacak. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. O yüzden dedik ki azdan az gider, çoktan çok gider. Grev ise grev. 29 Mayıs bizim grev tarihimiz. Konuşmaların ardından işçiler halay çekerek ve oyunlar oynayarak bayramlarını kutlamaya devam etti. Şu anda bayram kutlamaları gördüğünüz üzere devam ediyor sayın seyirciler. Biz de aralarında kaldık şu anda. Petrol İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu'nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda bazı sorunların hala belirtilmişti ve şu anda bütün işçiler bayramlarını kutlamaya devam ediyorlar. Lastik fabrikası ilk defa işçiler bu kadar birleşti. Şu an gelemeyen bir dünya arkadaşımız var. Vardiyaya gidecek arkadaşlarımız var. İzinde arkadaşlarımız var. Yani başkanımızın tamamen arkasındayız. Öncelikle 1 Mayıs Çankırı'da daha önce kutlanmıyordu. Petrol sayesinde son 3 yıldır kutlanmaya başladı. 1 Mayıs deyince herkesin aklına işte polise saldıran, taş atanlar, işte devletin malına zarar verenler aklına geliyordu. Biz Çankırı'da bunu Allah'ın izniyle ekart ettik. 1 Mayıs'ın gerçekten de işçinin bayramı olduğunu kanıtladık. Devletin ve milletin iç içe olduğu bir bayram olduğunu herkese Çankırı'da kanıtlamış olduk. Bugünü ayarlayan özellikle Petrol İş Sendikası Başkanı Halil İbrahim Topçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sümitomo işçiler olarak da bugüne isterdik ki bütün işçiler olarak katılalım, çalışmayalım. Çünkü bugün işçi bayramıydı. Onun için dedik hani beraber katılalım ama buna devletimizin kurduğu Türk İş Kanunu izin vermediği için sadece izinli olanlarımız geldik. Buruk bir bayram. Aslında ilerleyen zamanlarda da inşallah bir devletimizden bizim temennimiz de budur. Hep birlikte mutlu, coşkulu bir bayram olarak geçirelim. Türkiye'nin 81 ilinde bugün tüm işçiler diyorum alanlarda. Bugün ne yazık ki işçilerin üzerinden diyorum kesilen diyorum vergiler, adaletsizlikler. Ne yazık ki aldığımız ücretlerin pandemi döneminden beri diyorum erimesi. Pandemide bile tüm fabrikaların diyorum çalışarak, işçilerin diyorum çalışarak herkesin evleri diyorum gitmesi ama işçiler durmadan diyorum çalıştılar. O yüzden bunları haykırmak için bugün diyorum alanlardayız. Bugün ya yani Sumitomo'da da hala 4 aydır süren bir sözleşmemiz var ve hala diyorum da bitmedi. İşverenin ne yazık ki bizleri reva gördüğü ücretleri kabul etmeyeceğiz. Sonuna kadar da direneceğiz. En güzel şekilde dedim sözleşmemizi her zaman için şey yapacağız, bitireceğiz. Bugün çok çok da mutluyuz. Babamla birlikte geldim. Babam için buradayım. Neler hissediyorsun peki? Mutlu musun? Mutluyum ve yani babamın hakkını istiyorum. Babamın hakkını savunuyorum burada. Tabii canlı müzik eşliğinde şu anda bayram kutlamaları devam ediyor. Gördüğünüz üzere alandaki kalabalık hala devam ediyor ve yavaş yavaş da hızlanmaya başlıyor tabii bir yandan. İşçiler mutlu ama işçiler tabii ki emeklerinin karşılığını istiyor. Emek olmadan yemek olmaz diyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi 29 Mayıs gününe kadar herhangi bir ortak mutabakat imzalanmazsa 29 Mayıs gününde de ortak bir greve çıkacaklarını belirttiler. Ve bütün işçiler de şu anda Sayın Topçu'nun açıklamalarını destekliyor nitelikte diyebiliriz.
Tabii bayram kutlamaları burada hala devam edecek, fakat bizlere ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik sayın seyirciler. Şimdi sözü Sayın Ercan Şeker'e merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tüm işçilere, tüm emekçilere iyi bayramlar diliyoruz.